Selam kızlar. Herkese merhaba. Bugün sonunda çocukların bayramlıklarını hallettim. Yani Gazi Emir'in altını üstüne getirdim diyebilirim yani. Bakmadığım yer kalmadı. Çok düzgün bir şey bulamadım açıkçası ama gene de içime sinen bir şeyler aldım. Şimdi onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi onları göstereceğim. Bu arada burada da katlanmayı bekleyen çamaşırlarım var. Onları da yatmadan katlarım. Zaten bir sürü ütüm var. Yatmadan son olarak ütümü de, çamaşırlarımı da hepsini halledip yatarım inşallah. Öyle, şimdi ben size aldıklarımı göstermek istiyorum. Evet, büyük oğlumunkiler bunlar. Bunları bugün aldım. Küçük oğlumunkini birkaç gün önce LCV'den halletmiştim. Fiyonk bebenin ürünleri bunlar. Şöyle bir tane şort aldım. Yani aslında çok da beğendim sayılamaz ama biraz da mecburiyetten. Şöyle arkası. Şöyle önü. Bunun etiket fiyatları bayağı pahalıydı. 51,90 yazıyor etikette. Ama %50 indirimliydi. Etiketin yarısıydı yani fiyatlar. Buna 26'ydı galiba. Evet, 26 lira verdim bu şorta. Şöyle içten şey de var. Kemerle ayarlanabilir. O yüzden beli birazcık büyük gelecektir mutlaka. Oradan sıkacağım artık. Bu şekilde şortu. Şöyle bir tişört aldım üzerine. Ya bunu da giydirebilirim. Başka da giydirebilirim o gün LCV'den aldıklarımdan. Her bayram dediğim gibi gömlek giydiriyordum ben çocuklara. Ama bu sefer hadi değişiklik olsun dedim. Böyle tişört giyecekler bakalım. Bu ne kadardı? Bu da etiketin yarısıydı. Bu da 11 liraydı sanırım. Ya evet, 11 liraydı. Tişört malı da çok güzel. Kumaşı da çok hoşuma gitti. Şurada şöyle bir detayı da var. 22 lira. Şurada gözüküyor. Evet. 22 lira fiyatı 11 lira. Etiket yarısıyla 11 lira verdim. Birkaç gün önce de Filo'dan aldıklarım ayakkabılar da bunlar. Artık bu şekilde giydiririm herhalde, takım olur. Bunları da daha önceki videomda anlatmıştım. Filo'dan. Bir yalana bir bedava kampanyasından. İki tane ayakkabı almıştım. Bir tane büyük, bu büyük oğlumu, bir de küçük oğlumu aldım. O da şurada. Onunki burada. İkisine 50 lira vermiştim. Yani tanesi 25 liraya gelmiş gibi oldu. Çok güzel Polo'nun ürünü. Yani çok hoşuma gitti benim bu. Bu ayakkabıları çok yani beğenerek aldım. Öyle büyük oğluma bunları giydireceğim yani. Nasipse. Sadece bunları aldım Fiyok Bebe'den. Şunları hemen ben bir kaldırayım. Şöyle kenarı. Kendime de ambardan aldıklarımı göstermek istiyorum. Bu arada bugün günlerden Perşembe, Cuma günleri Gazi Emir'in sosyete pazarı var. Sosyete pazarına da gittim ama çocuklar için genelde günlük şeyler vardı. Hani böyle bayramlık o tarz şeyler satılmıyordu maalesef. O yüzden orayı birazcık dolaştım. Daha sonra çıktım caddeden. Caddedeki mağazalardan baktım. Bunu aldım ben. Kendime günlük böyle el çantası. 5 liraya aldım.
Sosyete pazarından yani bu. Bu pazardan aldım. Sadece bunu aldım pazardan. Başka bir şey almadım kendime. Bu şekilde. 5 lira. Sonra ambardan aldıklarım. Yalnız ben çantaya bayıldım diyebilirim. Çok sevdim. Hemen gördüm askıda. Hemen gözüme çarptı. Bunun şöyle bir detayı var. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Bunu ben bayramda kullanmayı düşünüyorum. Bayramda alacağım. Elime yani. Bu çantayı alacağım nasipse. Şöyle içini de açayım size göstereyim. Ambarın ürünü bu. Yani bir elimde telefon zor oluyor açıkçası. İçinde askısı da var. Bu şekilde. Bunu 25 liraya aldım kızlar. Ceketim de bu şekilde kızlar. Siyah. Çantam da bu şekilde. Yani bayramda ince bu arada kumaşı, hani kalın değil. Bayramda bu çantayı ve bu ceketi kullanmayı düşünüyorum kombin olarak. Öyle evde zaten bir sürü pantolon ıvır zıvır, artık öyle bir şey ayarlayacağım altına da. Bu şekilde kendime de bunları aldım. Bu arada küçük oğlumun geçen Esri'den aldığım Lacoste'u da bu şekilde. Küçük oğluma da bunu giydireceğim yani bayramda. Ayakkabıları da gene aynı şekilde burada. Bunlar da ayakkabıları. Böyle kızlar. Size de paylaşmak istedim. Aldıklarım bu şekildeydi. Bugünkü. Ben şimdi bunları tek tek etiketlerini koparıp hemen makineye atıyorum. Kuruduktan sonra da artık ütü geçerim üzerinden. Böyle bakalım. Şöyle çevireyim. Bu arada bu da çocukların, artık kullanmıyoruz gerçi de, otokoltuğu. Yani artık ihtiyacımız yok. Yani çok da kullanmadık bile yani. Yani hiç oturmadılar desem yeridir yani. Bunu da Letgo'ya koyup satmayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Bakalım. Nasip olursa Letgo'dan satmak istiyorum. Yani hiçbir şey de yok. Doğru dürüst kullanılmadı bile. Bir koyacağım bakalım. İnşallah satılır. Yani yazık olur yoksa. Böyle duracak kenarda. Bu şekilde. Şimdi kızlar ben çıkıyorum. Bir sürü işim var. Ütü, çamaşır vesaire. Yatmadan onları halletmek istiyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın.